Merhaba, iyi günler. Bugün öğleden sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Twitter'da Devlet Bahçeli adına paylaştığı mesajları gördük. Bu mesajlardan bir tanesinde Devlet Bahçeli'nin bir sözü yer alıyordu. Üçlerin yeniden iktidar olmasını, tek başına iktidar olmasını istiyoruz şeklinde bir mesajdı. Semih Yalçın'ın daha önceki tweetlerde Devlet Bey'in sözlerini paylaşırken başına Devlet Bahçeli notu düşmüşken zannedersem bu tweette düşmedi. Ancak bu tweetinde daha sonra 2011 yılında paylaşılmış eski bir sözün, Devlet Bahçeli'nin eski bir sözünün tekrarı şeklinde vuku ettiği görüldü. Peki 2011 yılında söylenmiş olması bu tweet'in yeniden paylaşılmasının önemsizliğini göstermiyor. Neden göstermiyor? Çünkü durduk yerde MHP neden tek başına iktidardan bahsetti? Zaten MHP iktidarı AKP ile beraber paylaşmıyor mu? Evet, eski sistemde değiliz. Farklı bir sistem var. MHP adı konulmamış bir koalisyonun ortağı şu anda. Neden böyle bir paylaşım gereğini duydu Semih Yalçın? Semih Yalçın bunu kendi kendine yapmadı. Elbette ki Devlet Bahçeli'nin 2011'deki üç ilerin yeniden tek başına iktidara geleceğini umduğu bir sözünü paylaşması tezahürat değildi. Bunu neden yapmış olabilirler? Milliyetçi Hareket Partisi Erdoğan'ı iktidarda tutuyor. 2018 yılında yapılan seçimlerde hatırlayacak olursanız AKP'nin aldığı tek başına oy oranını %42 mertebesindeydi. Cumhurbaşkanlığında aldığı oy oranı %52 idi. Bu %10 oyu nereden aldı AKP? MHP'den aldı. Yani MHP oylarıyla Tayyip Bey Cumhurbaşkanı olmuştu. Dolayısıyla AKP'nin tek başına meclisteki milletvekili sayısı da AKP'yi normalde eğer parlamenter sistemli bir meclis olsaydı tek başına iktidara getirecek bir konumda değildi. Buradan şuraya geliyorum. MHP desteğiyle AKP iktidarını perçinleyebildi, sürdürebildi. MHP desteği olmasaydı Tayyip Bey tek başına seçilemeyecekti. MHP AKP ile pazarlık yapıyor ve bir güç gösterisinde bulunuyor. Bazı pazarlıklar bize yansımıyor, birçoğu bize yansımıyor. Ancak bu tür yaptığı çıkışlarla gücünün iktidar koalisyonu içerisinde zayıfladığını hissettiği anda tekrar güç kazanıyor. Bizim kapalı kapılar ardında neler konuşulduğunu bilmemiz mümkün değil. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi bu çıkışını bence AKP'ye yönelik olarak yaptı ve kaybettiği bir şeyler vardı. Onları yeniden almak, yeniden güç kazanmak için yaptı. Çünkü bugün MHP desteğini çektiği anda AKP'nin iktidar olabilme ihtimali yok. MHP desteğine rağmen yine %52'yi değil, %50'yi değil, %45'i dahi zor buluyorlar. Şu anda yapılan anket çalışmalarını incelediğimizde yandaş anketleri elbette bir kenara koyuyorum. Tabii ki aralarında ne geçtiğini bilmiyoruz. Ancak MHP açık olarak koalisyon ortağı değil, ancak gizli bir ortaklık var ve Devlet Bahçeli devletin kademelerine, Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın kişileri yerleştiriyor ve sözde derin devlet diye
düşündüğümüz bazı unsurlar da zaten bu koalisyonun içinde. Buradan da şunu anlıyoruz ki devletin kritik noktalarında AKP ile bir şeyleri paylaşıyorlar ve Süleyman Soylu'nun istifasında gördüğümüz üzere zaman zaman kendi aralarındaki çıkar çatışmalarında yeniden güç kazanmak için manevra yapıyorlar. Şunu unutmamak ki ulusalcılar, yani Avrasya Grubu ve ulusalcılar artı Milliyetçi Hareket Partisi bugün desteğini çektiği zaman teorik olarak MHP'nin desteğini görüyoruz. Ulusalcılarınkini teorik olarak göremiyoruz. Sayısal olarak böyle görülebilir değiller. Ancak devlet içerisindeki yerleştirmelerde muhtemelen Erdoğan'la bir ortaklıkları var. En azından psikolojik bir destek veriyor. Ulusalcılar kamuoyuna kendi medyalarıyla ve ortak hedefleri var Erdoğan'la beraber. Ancak MHP psikolojik desteğin ötesinde sayısal destek de veriyor. MHP bugün desteğini çektiği anda Erdoğan'ın bir daha iktidar görme şansı yok. Kaldı ki az önce de söylediğim gibi MHP desteğini çekmese dahi Erdoğan'ın işi çok zor. O yüzden şu anda Devlet Bahçeli her zamankinden çok daha fazla muhtaç durumdalar. İşte MHP tekrar bir hamle yaptı. Bu santraç hamlesiyle tıpkı Süleyman Soylu olayında olduğu gibi ulusalcı kanat, milliyetçi kanat, iktidar içerisindeki koalisyonun ulusalcı milliyetçi kanadın bir santraç hamlesiydi ve yeniden bir şeyler elde etmiş olsalar gerek. Tabii ki bu pazarlıkların ne olduğunu bilemiyoruz. Bu sadece Erdoğan ve MHP arasındaki ya da Erdoğan ulusalcılar arasındaki pazarlıklar şeklinde vuku bulmuyor. AKP içerisindeki de grupçukluklar var ve bunların da eleminize edilmiş. Yayınım yine kesildi. Son derece güç, teknik imkanlarla mücadele etmeye çalışıyorum. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Evet, Erdoğan ve Bahçeli arasında bir satranç kavgası var ve MHP kendi istedikleri olmadığı zaman, diyelim ki kendi istediği atamaları yapamadığı zaman tekrar yeni bir hamle yapıyor. Adeta AKP'yi bir kenara sıkıştırarak bana mecbursun diyor ve kapalı kapılar ardında tekrar pazarlıklar oluşuyor. Sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla bir de şöyle bir konu vardı. Biliyorsunuz AKP yeniden seçim sistemini değiştirmek istiyor. Çünkü az önce de söylediğim gibi şu anki anketlere göre AKP ve MHP'nin toplamı 45'i bulamıyor. En azından 50'yi bulmakta sıkıntı yaşayabilme olasılıkları var. AKP'nin kurmaylarının düşünceleri haberlere yansıdığı kadarıyla seçim sistemini değiştirmek ve Cumhurbaşkanlığı seçim sistemini tek bir turla sınırlamak. Cumhurbaşkanlığı seçim sistemini bir turla sınırladığı zaman AKP aslında iki turla kazanamayacağı, şu an girse kazanamayacağı bir seçimi kazanmış oluyor. Şöyle ki tek turla yapıldığı vakit her ne kadar muhalefet kendi aralarında birleşmiş olsa bile AKP'nin muhalefeti bölmek için destekleyebileceği adaylar da muhalefetin oylarını bölebilecek, yani AKP'nin böyle bir gizli gündemi olabilecek. Onun ötesinde sadece Erdoğan'ın oyu ve sadece diğer muhalif partilerin adaylarının oyununu bir araya koyduğumuz zaman tabii ki AKP tek başına geçtiğimiz seçimde %42 oy almış bir parti olarak Cumhurbaşkanı adayının birinci sırada tamamlaması zaten olası, matematik bunu bize söylüyor. Birinci turda her şekilde Erdoğan'ın önde tamamlaması olasılığının neredeyse %100'e çok yakın bir ihtimal olduğunu zaten rakamlar gösteriyor. Ancak ikinci turda, diyelim ki ilk turda Erdoğan 48 almış olsa bile, eğer ikinci turda muhalefet girdiği adaya odaklanabilirse %52'yi zaten alıyor ve Erdoğan ilk turu kazanamadığında zaten ikinci turu kaybediyor. Bu matematikle yola çıktığımız zaman Erdoğan'ın MHP desteğiyle beraber alacağı %45-50 arasında, yani %50'nin altında kalan bir oy oranı kendisini seçilmesine yeterli oluyor. Dolayısıyla
Dolayısıyla %50'nin altında bir oy oranıyla Cumhurbaşkanlığının seçilmesi kanun düzenlemesini yaptıkları zaman ve bunun da birinci turda olmasının yeterli olabileceği belirtildiği zaman AKP zaten bu işi bitiriyor. Çünkü muhalefet parçalı olarak giriyor ve ancak ikinci turda Erdoğan %50'nin altında kaldığı zaman 50 artı Erdoğan'ın aldığı %50'den aldığı diyelim ki 48 aldığı zaman 2 oyu muhalefet almış oluyor. İkinci turda muhalefet adayları birleşiyor. Çünkü muhalefet birkaç çatı altında giriyor. AKP tek adayla giriyor. MHP ile beraber tek aday çıkartıyor. Dolayısıyla matematiksel olarak zaten Erdoğan bunu alıyor. Kaldı ki bu tek turla olduğu zaman bu seçim AKP'nin bu seçimi manipüle etme şansı ve ihtimali çok fazla. Twitter hesabımda da yazdığım gibi örneğin Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, İyi Parti bloğunu bölmek için CHP içerisindeki ulusalcı adaylara destek verebilir ve Millet İttifakı ya da klasik anlamda bildiğimiz muhalefet partileri kendi aralarında ikinci turda birbirlerini destekleyebilecekleri adaylar etrafında ortak çıkardığı aday ve adaya karşı Millet İttifakı içerisinden çıkmış ancak görüş ayrılığı olan örneğin CHP'deki ulusalcılar gibi Kılıçdaroğlu'na karşı ya da CHP-HDP yakınlaşmasına karşı ya da CHP-İYİ Parti yakınlaşmasına karşı ülkücülerin de destek verebileceği daha ulusalcı, milliyetçi ve farklı görüşteki bir başka adayı desteklediği zaman AKP yani derinden farklı bir aday desteklediği zaman muhalefetin oylarını bölme olasılığı var. Dolayısıyla AKP'nin ilk turdaki bir seçimde böylesine gizli gündemi olabilir ve muhalefetin içerisinden oy almak için kendi desteğiyle çıkartabileceği sadece bu adayın kendisini aslında AKP'nin desteklemediği bağımsız olarak iddia edebileceği ancak AKP desteğinde çıkartılmış olan ve AKP'nin gizli gündemi olan adayları da muhalefet adayı gibi göstererek AKP ön plana sürerek muhalefetin oylarını daha fazla bölmeye neden olabilir. İlk turdaki seçimin böyle bir tehlikesi de var. Zaten eğer bu düzenleme yapılır ve AKP istediği ilk turda seçilme olayını ve %50'nin altında Cumhurbaşkanı seçilme olayını kanunlaştırabilirse Erdoğan'ın seçilmesi neredeyse garanti altına alınmış oluyor. Ancak bu kendilerine yönelik bir düzenleme olacağından etik olmayacak ve burada da MHP önemini kaybetmiş oluyor ya da MHP ile ittifak kuran ulusalcı ve sözde derin devletin güçleri diyelim ki Avrasyacılar ya da AKP ile ortak olan diğer ulusalcılar AKP'nin koalisyon ortakları bunu istemiyor olabilirler. Yayınım tekrar kesildi. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum ki Devlet Bahçeli Erdoğan'ın seçim sistemini değiştirerek tek turda bitirilmesini sağlayacak yapabileceği olası bir düzenlemeye karşı durmuş olabilir. Ve bunu da koz olarak kullanarak, kendi konumunu koz olarak kullanarak eğer sen bu düzenlemeyi yaparsan biz gerekirse Cumhur İttifakı'ndan desteğimizi çekeriz anlamında bir serzenişte bulunmuş bir blöf yapmış olabilir. Bugünkü bu 2011 yılındaki sözlerinin retweet edilerek yapmış olduğu durumdan bunu çıkartabiliriz. Yani Devlet Bahçeli'nin bu seçim sistemi değişikliğine karşı çıkması vesilesiyle böyle bir talimat vermiş olabilir. Eski sözünün paylaşılması ve Cumhur İttifakı'nın bitirilme olasılığının kendilerinin düşündüğü, kendi isteklerinin yerine getirilmesi talimatını vermiş olabilir. Bu hem seçim sisteminin ilk turda gerçekleşme olasılığına karşı çıkmalarından kaynaklı bir durum olabilir. Hem de AKP ile ortak paylaştıkları gizli gündemde kişi yerleştirme, devlete adam yerleştirme konusundaki bir anlaşılmazlıktan yeniden eğer ben yoksam ve ben buradan çekilirsem sen hiçbir şeysin, tekrar iktidar olamazsın gibi bir satranç oyunuyla, bir blöf oyunuyla tekrar gücü eline almış olabilir.
Değerli izleyiciler, bir başka yayında tekrar görüşmek umuduyla, eğer bu yayınların devam etmesini istiyorsanız yayınlarımızı beğenmeyi, beğen tuşuna basmayı, abone olmayı, yayınları paylaşmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Sonuç olarak bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2011 yılında tek başına Hilali'yi tekrar getireceğiz şeklindeki çıkışı bence AKP'ye karşı bir çıkıştı. Kaybetmekte olduğu bir şeyi MHP yeniden kazandı. Belki de seçim sisteminin tek turda bitecek şekilde düzenlenmesine karşıydı. Yine belki de iktidarda istediği atamaları ya da istediği düzenlemeleri yapmak için bir el üstünlüğüydü. Ben buradan çekilirsem size iktidar yok gibi bir mesaj vermek istedi ve bugünkü hamleyle bence istediğini şimdilik almış görünüyor. Artık şunu net olarak söyleyebiliriz ki MHP olmadan AKP hiç ama hiçbir şey. Hoşça kalın.